Evet, herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün F1 2018 karar moduna yaklaşık 2 haftadan sonra devam ediyoruz. Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarındayız. Videonun başından direkt söyleyeyim, Bahreyn'de çok zayıfım. Yani gerçekten en kötü olduğum pistlerden biri. Klavyede oynanışı da oldukça zor. Genellikle F1'de, yani F1 2018'de zorlanılan pistlerden. Ama elimden geleni yapacağım yine de. Sıralamada Ricardo'nun arkasına düşebilirim. Yarışta da podyum dışında bitirebilirim. Onun için şimdiden söyleyeyim, şaşırmanıza hiç gerek yok ama yarışta neler olacağını bilemeyiz. Hamilton 1.28.142 ile en hızlı tur attı. Yarış tamamen farklı bir olay. O yüzden neler olacağını bilemeyiz. Tabii bir güvenlik aracı girer. Ya da ilk virajda yarış dışı kalabiliriz. İlk virajda kaza yapanlar olabilir. Bu yüzden yarış için bir şey söylemek şu anda normal olmaz. Evet, ikinci sektörde Hamilton'dan 0.3 saniye daha yavaşız. Yani daha çok mesela burada düşük performans gösterebilirim ama Çin, Bakü gibi yerlerde daha iyi bir sonuç alacağımı ümit ediyorum. Evet, son viraj dönüyoruz. Start üzerine çıkacağız. Çok fazla pist dışına taşma yaşıyorum Bahreyn'de. Evet, 6. sıradayız. Daha iyi bir derece yapmak için ikinci aklarda şansımı deneyeceğim. Bu arada videonun başındayken hemen size söyleyeyim. Kanalda duyurusunu görmüşsünüzdür. Görmeyenler için tekrar hatırlatayım. Cuma günü saat 9 gibi F1 2018 yarışı yapmayı planlıyorum sizlerle birlikte. Katılmak isteyenler Steam adını ve linkini yorumlar kısmında belirtirse güzel olur. Zaten şu anda 10-11 kişinin yorumu geldi. Yani zaten 19 kişi alabilirim maksimum. Kendim de sayarsam 20 kişi olacağız. Evet, şimdilik 0.3 saniye gibi bir kazançla geliyoruz. Bakalım değerimiz ne olacak. Yani pole iddiam yok yani Bahreyn'de. Çin ve Azerbaycan yarışı 1080p olarak gelecek. İkinci sektörde en iyi derece yaptık bu arada. 1080p videoların artmasını isterseniz ya da 1080p talebiniz olursa bundan sonra videoları 1080p şeklinde yükleyebilirim, 60 fps. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Evet, start yüzüne çıkıyoruz. 0.5 saniye yakın bir gelişimle geliyoruz. 3. sıraya yükseldik Ricardo'dan. Hızlıyız gibi gözüküyor, bakalım grid dizilimi nasıl olacak. Curtain rises once more then on the desert stage of Sakhir as the players take their places for the opening act. Will they enthrall us like they did in 2014? Bahreyn gerçekten izlemesi keyifli bir pist. Yani izlerken hoşuma giden bir pist. Sevme nedenlerinden biri de Vettel'in güzel galibiyetlerinin ve yarışlarının olması. Yani Bahreyn'de güzel yarışları var. 2018'e kadar sadece Mercedes ve Renault motorlu araçlar pole almıştı Bahreyn'de. Yani şu son 10 yıllık dönemde. Ama geçen yıl Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen ön sırayı kapatarak sıralama turlarını Mercedes'lerin önünde tamamlamıştı. Evet, grid dizilimine bakıyoruz. Evet, Vettel 1.27 479'da pole pozisyonu sahibi, yanında çok az bir farkla, 1.15 saniye farkla Lewis Hamilton var. 3. sırada Daniel Ricciardo, 4. sırada Valtteri Bottas ve 5. sıraya gerilemişiz biz. 6. sırada Perez, 7 Raikkonen, 8 Alonso, 9 Ocon, 10 Hülkenberg şeklinde ilk 10'u sıralamışız. Leclerc 12. sıradan start alacak. Ferrari'nin genç yeteneği testlerde gayet güzel performans gösteriyor şu ana kadar. Yarışın ilerleyen noktalarında bahsedebiliriz Leclerc'ten. Evet, Bahreyn'de çölde 5 kırmızı ışık sönmek üzere ve start alıyoruz. Bottas'a göre biraz daha iyi bir start alsak da daha sonrasında çekiş bölümünde bir sorun yaşayarak Raikkonen de bizi geçti. Perez de geçiyor. Dış taraftan boşluk bulmaya çalışıyoruz kendimize. Bottas'ın arka lastiğine neredeyse çarpacaktık. Ama rahat bir şekilde derken Bottas'ı geçiyoruz. 4. sıraya yükseldik. Kaybettiğimiz pozisyonları geri aldık. Önümüzde takım arkadaşımız Ricardo var. Bottas'a ani bir atak yaparak şaşırtıyoruz kendisini. 4. sırada. Bu arada Hamilton'da liderliği almış. Sebastian Vettel 2. sıraya yükselmiş. Sarı bayraklar var. İlk sektörün sonunda ve güvenlik aracı.
Daha ilk turu, ilk sektörü tamamlamadan güvenlik aracı piste çağrıldı. Evet, pite girmemiz gerekmiyor. Eğer 3. tur, 4. tur civarlarında güvenlik aracı girseydi pite girip lastikleri değiştirebilirdik ama şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Cuma günü yarışa katılmak isteyenler yorumlarda Steam adreslerini belirtsin lütfen. Eğer devamını isterseniz devam ederiz bu şekilde etkinliklere. Bu hafta testler var. Bildiğiniz üzere lansmanlar bitti. Şu 3 günlük süre içerisinde ben bunu çarşamba günü kayıt ediyorum. Ferrari'nin Mercedes ve Red Bull'a göre biraz daha istikrarlı ve dengeli bir aracı sahip olduğu söyleniyor. Ama şu anda yorum yapmak saçma olur. Çünkü kimin ne gösterdiğini, ne tür bir program uyguladığını bilemeyiz. Avustralya Q3'te her şey belli olur. Ama araçların genel performansını anlamamız yine İspanya ve Çin'i bulur yani. Şimdilik Ferrari tarafında her şey doğru düzgün ilerliyor gibi. Motor dayanıklı gözüküyor. Araçtan pilotlar çok memnun. Yenilikçi çözümler var araçta. Mercedes tarafında da tedirgin bir hava var diye okudum ben. Bu arada az daha Ricardo'yu çarpacaktık. Mercedes'in ön kanat tasarımının yanlış olduğu söyleniyor. Red Bull hatta Mercedes'in önünde gösteriliyor. Ama şimdilik bunlar tamamen tahminden ibaret. Belki de Mercedes yine yıllardır yaptığı gibi gücünü saklıyordur. Tabii Wolff'un yeni bir açıklaması vardı. Bugün 0.5 saniye daha iyi Ferrari diye bir açıklaması geldi. Red Bull'dan Ferrari'nin Mercedes'in önünde olduğu bilgisi geldi. Hatta Red Bull Mercedes'in önündeyiz dedi. Mercedes'in ön kanat tasarımı ve yanlış olduğu söyleniyor. Ferrari'nin tasarımı şu anda en düzgün çalışan tasarım olarak söylentiler arasında. Mercedes bu tasarımı kopyalamak isterse aracını baştan aşağı inşa etmek zorunda. Ki bu bayağı süre alan bir durum ve oldukça sancılı bir süreç olur Mercedes için. Mercedes pilotlarının sık sık pist dışına taşıp blokaj yaptığını görebiliyoruz. Ferrari'de ise daha dengeli bir araç var şu anda. Özellikle arka tarafa iyi basan bir Ferrari üretmeleri Vettel'in sevdiği bir yön olmuş. Çünkü Vettel'in araçtan istediği şey stabil bir arka taraf olması. Ve Toro Rosso'nun patronu da Ferrari'nin en az 0.5 saniye daha iyi olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi hepsi tahminden ibaret. Geçen yıl Ferrari için kötü konuşuluyordu. Virajlarda kötü performansı var deniyordu. Daha sonrasında Mercedes'in lastik sorunlarının ortaya çıkmasıyla Ferrari bir tık daha öne çıkmıştı. Sezon genelinde sürekli bir değişme olmuştu. Ama bu sene Ferrari biraz daha düzgün gözüküyor geçen yıla oranla. Bazı kaynaklarda Ferrari pilotlarının çoğu yerde gaz kestiğini ve DRS'i erken kapattığını söylüyorlar. Tam zorlama aşamasında olmadıklarını söylediler. Bakalım belki de Wolff gerçekten doğruyu söylüyor olabilir. Çünkü yıllardır bu şekilde algı yaptıkları için insanların da inanması güç oluyor doğal olarak. Yani bir an önce ilk yarışın gelmesini bekliyorum açıkçası. Cumartesi günü gelsin de 16 Mart gelse de artık görsek diye beklemeye sabrım kalmadı artık. Leclerc de oldukça güzel bir test dönemi geçirdi. Yani daha testler bitmedi de ilk gün, yani Ferrari'deki ilk gününde gayet güzel bir performans sergiledi. Vettel'den 0.1 saniye daha yavaş bir tur attı. Ve uzun sürüşlerde de takım için gerekli verileri toplamış gibi gözüküyor. Evet, güvenlik aracı pit'e girecek. Evet, direksiyonda sürekli bir bug var. Oyun çıktığından beri bunu düzeltmediler. Bakalım start düzlüğünde bir geçiş yapabilecek miyiz? Güvenlik aracı çizgisinden önce sarı bayraklar var. Geçiş yapmak şu anda hala yasak. Ricardo çok iyi bir çıkış yakaladı.
Evet, artık geçiş yapmak serbest. Yeşil bayraklar sallandı. Arka tarafta Mercedes'in Bottas'ın tehdidi altındayız. Bottas sağ taraftan kendini gösterdi. Biraz daha geç fren yaparak ön tarafta kalmaya çalışıyoruz. Bottas iç tarafta. Arka taraftan Kimi Räikkönen de Valtteri Bottas'ı zorlamaya başladı. Ama yerimizi koruduk. Bottas tekrar geldi. Daha iyi bir çekişle Räikkönen de Bottas'ın ensesinde. Çizgi avantajı bizde gibi gözüküyor şimdilik. Ve Bottas'ın önünde kalıyoruz. İlk sektör sonunda. Bu kritikti. Önünde kalmamız kritikti. Çünkü ilk sektörde yerimizi koruyamasaydık daha sonra geçmemiz çok zor olacaktı. Zaten Bahreyn'deki performansımın düşük olduğunu belirtmiştim. Ve lastik aşınımı yönünden de çok sorunlar yaşıyorum Bahreyn'de. Evet, dördüncü turda pite dalacağız. Belki de girmeye gidebilirim yani. Ama büyük olasılıkla dalacağız. Evet, yukarıda safety car coming in maintain speed diyor. Hala bu logoyu görüyoruz. Oyunun buglarından biri. Ta Ağustos'ta oyun ilk çıktığından beri var bu hata. Zaman zaman karşıma çıkıyor. Valtteri Bottas yine yaklaştı ikinci DRS düzlüğünde. Mercedes'i savunmak zor olacak. Yani en hızlı tur veya yeni bir güvenlik aracı girmediği sürece bu logo ile yarışmak zorundayız. Gerçekten müthiş yani. Söylenecek bir şey yok. Evet, Red Bull ekibi bizi bekliyor. Yumuşak lastikler. 1.8 saniye. Çok hızlı bir pit stop geliyor Red Bull ekibinden. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hala yeterli abone sayısına ulaşamadık. Evet, tek pit stopumuzu yapıyoruz. Evet, Renault tarafında güzel gelişmeler var test haftasında. Oldukça büyük bir gelişim yaptığı gözükebiliyor Renault'un geçen yıla karşı. Ama motor yönünde pek bir etkileşim alamadım. Ama Ricardo motoru çalıştırmadıklarını söylediler. Yani tam güçte çalışmadığını söylüyor Daniel Ricciardo. Honda tarafında titreşim problemlerinin devam ettiği söyleniyor. Ama şu anda tüm gözler Ferrari üzerinde. Hatta Ferrari'nin arka kanadı için yasallık iddiaları daha şimdiden başladı. Test gününde şikayet etmeler başlamış durumda. Ama FIA'dan gelen açıklama arka kanadın tamamen yasal olduğu yönünde. Ferrari gerçekten çok düzgün bir araç yapmış. Geçen yıl çalışmayan parçaların hepsini çalıştırmaya başarmış ve daha yüksek bir performans ortaya koymuş. Vettel araçtan çok memnun. Gerçekten mutluluğunu gizleyemiyordu. Sky Sport'ta spikerler de bu yönde açıklama yaptı sürekli. Yani basın toplantısında mutluluğunu gizleyemiyormuş. Öyle bir izlenim almışlar. Ricardo'nun açıklaması ve Ricardo ve Hülkenberg, yani Renault'dan gelen açıklamalar da şu anda sadece Ferrari'nin öne çıktığı yönünde. Ama ikinci hafta biraz daha net bir görüntü elde edebiliriz. Yani çok da bir şey belli etmez takımlar. Ha, bu arada Ferrari'nin iyi gözükmesi tüm gücünü ortaya koyuyor anlamına gelmiyor. Çünkü Leclerc'in araç üstü görüntüsünden izlediğime göre hiç zorlamamış. Yani resmen araç rayda gider gibi bir çizgiye sahip. Ama Leclerc aracını zorlamadığı belli yani. Vettel test gününde ilk gün 169-170 tur atarak testlerin en çok tur atan ismi oldu. Çalışkanlık açısından şu anda gridde bir numara gibi gözüküyor. Yani Williams testlere yetişemedi. İlk 3 günü neredeyse tur atmadan, yani neredeyse dedim, tur atımı atmadılar. 3. gün öğleden sonra birkaç tur attılar. Bilmiyorum sayıyı ama öğleden sonra çıktılar piste. Araçta daha doğru düzgün parçalar takılmamış. Difüzör ve birçok parça eksik. Daha sonraki günler gelecekmiş. Bu arada Vettel'e çok yüksek hızda yaklaşmaya başladık. İkinci sektörde en iyi derece yapıp bakalım Ferrari geçebilecek miyiz? DRS düzlüğünde DRS'e sahip olursak. Şimdilik çok ileride.
Evet, 1.30.527 ile yarışın en hızlı turunu attık. Ricardo pitten Vettel'in önünde dönüyor. Çok kritik hamle geliyor Red Bull ekibinden. Stratejiyle Ricardo'yu öne geçirmeye başardı Vettel'in önüne. Eğer Ricardo bu yarışı kazanırsa bizim açımızdan hiç iyi olmayacak. Çünkü puan farkını kapatıp öne geçecek şampiyonada. Ama ikinci, yani şu an olduğu gibi bitirirse, yani ikinci veya üçüncü bitirirse puan farkını kapatamaz. Evet, Vettel'e karşı DRS açtık. Oldukça farkı kapatmaya başladık. Vettel de Ricardo'dan DRS alıyor ama Ricardo farkı açmaya başladı yavaş yavaş. Evet, ikinci sektörde daha da yaklaşıyoruz. Sebastian Vettel'e DRS düzlüğünde büyük bir şansımız olacak. Yani start düzlüğünde yumuşak lastiklerde Ferrari'nin hızı pek de iyi gibi gözükmüyor. Belki de aracında sorun vardır. Bataryamız çok düşük ama yine de geçiş yapmayı deneyeceğim. DRS'i açıyoruz. Vettel'e karşı santim santim yaklaşmaya başladık. Hava koridoru etkisiyle Bahreyn'de ışıkların altında iç tarafa doğru dalıyoruz. Sebastian Vettel iç tarafı çok zor şekilde kapatıyor son anda. Şu anda geçiş yapmadık yani derken Vettel'i geçiyoruz. Körblerde çok hasar aldık. Vettel tekrar iyi bir geçiş çekişle önümüze geçti. Çok aniden geçti derken tekrar iç tarafa doğru dalıyoruz. Vettel son anda tekrar kapattı iç tarafı. Arka arkaya gelişiyor olaylar. Evet, Ferrari ile temas ediyoruz arka difüzörüyle. Bakalım burada iç tarafa doğru dalacağız. Vettel daha iyi bir çekişle geliyor. Çok yanlış bir viraj çizgisi tuttuk ama geçiş yapmam için bunu yapmam gerekiyordu. Ve Vettel pist dışına taşıyor. Hata geldi. Bottas da Vettel'i geçti. Üçüncü sıraya yükseldik. Podyumdayız. Bottas kendini gösteriyor dış taraftan. Ön lastiğiyle temas yaşıyoruz. Pist dışına kadar itiyor bizi Valtteri Bottas. Evet, 3.2 saniye kaybetmişiz mücadeleler yüzünden. 5.4 saniye ileride Ricardo. Bu arada Vettel Bottas'a çok yaklaştı. Şu anda çok eğlenceli bir yarış geçiriyoruz mücadele açısından. Daniel Ricciardo 1.30.425. Hamilton'ın peşinde Ricciardo yarışı kazanmaya niyetli gibi gözüküyor. Bottas da yarım saniye arkamızda. 3 araç birden çekişiyoruz. Bottas'ın hava koridoru avantajını bozmak için. Önünde kalmaya devam ediyoruz. Şimdilik diyorum çünkü performans açısından iyi olmadım söylemiştim. Ama Çin'de bu performans kaybımı telafi edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Evet, ilk sektörde kendi derecemizden 0.2 saniye daha yavaş bir dereceyle geldik. Evet, Bottas peşimizden ayrılmıyor. Testlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani takımlardaki takım arkadaşların mücadelesi şu anda çok anlamsız. Çünkü pist her dakika gelişiyor. Sürekli
atılan turlar pisti daha iyi bir hale getiriyor. Bunun üstüne, bunun dışında hangi pilotun hangi motor modunda ya da yakıt yükünde çalıştığını bilemeyiz. Ya da downforce ayarları, birçok bilinmeyen var. Bu yüzden işte Bottas çıkıp Hamilton'dan bir hızlı bir tur atarsa ya da Leclerc Vettel'den hızlı bir tur atarsa bu hiçbir şeyin anlamına gelmez. Çünkü herkes farklı bir programda ilerliyor. Asıl mücadele ilk yarışta görürüz yani. Hatta antrenmanlarda bir şey vermez bize. Q2 ve Q3'te anlarız neyin ne olduğunu aşağı yukarı. Bu arada Ricardo 6.5 saniye fark açmış durumda. Umarım Hamilton yarışı kazanabilir. Çünkü bizim şampiyonu açısından puan kaybedeceğimiz bir yarış. Sezonun başı ama yine de puan kaybetmek istemiyorum. Evet, Hamilton ikinci sıraya düştü de bahsederken Ricardo liderliği almış gibi gözüküyor. Evet, Ricardo yarışı kazanarak 3 puan farklı öne geçecek gibi gözüküyor şimdilik. Evet, Sebastian Vettel de Bottas'ı geçmiş durumda. Evet, biraz daha rahat bir nefes almaya başladık. Bottas'ın baskısından kurtulduk çünkü Vettel'le mücadele ettiler. Evet, genellikle ilk virajda yani ilk sektörde çok zaman kaybediyorum. Nedenini zaten hiç anlamadım. Muhtemelen klavyede oynadığım için o çekiş noktasında iyi çekişi sağlayamıyorum. Vettel'den müthiş bir atak geldi. Daha iyi çekiş farkıyla geç frenle yerimizi korumayı deniyoruz. İlk sektörün sonunda yerimizi korumaya başardık. Muhtemelen dediğim gibi klavyeyle oynadığımdan dolayı bu sorunu yaşıyorum. Evet, 7 saniye fark oldu Ricardo'yla. Lastiklerimizin iç sıcaklığı iyi durumda ama dış taraflara oldukça aşınmış durumda. Evet, yine ilk virajda yaklaştılar. Bottas Vettel'i geçmiş. Evet, onu fark etmemiştim. Bottas tekrar geçmiş Ferrari'ye. Evet, 14. tura girdiğimizde kalan 2 tur içerisinde bir şey olmadı zaten. Vettel tekrar Bottas'ı geçti 2. yarış düzlüğünde. Podyumda tamamlayacağız gibi gözüküyor. Hamilton'ın aracında bir sorun varmış sanırım.
there's only one lap of fuel remaining. Evet, Ricardo kazanarak şampiyonada liderliği eline geçirecek. Hatta start düzünü geçmiştir bile belki, birazdan göreceğiz çünkü bayağı bir farklı öndeydi. Yeni geçecek. Evet, Ricardo yarışı kazanıyor. Biz de hasar azaltarak 3. olarak yarışı noktalıyoruz. 2 Red Bull da podyumda. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. So, Ant, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant. Evet, Alonso 5. olmuş. McLaren'de güzel bir sonuç. So here come our winning drivers today, and what a race it was. There's been a big push at the factory lately to get these cars ready, and we can see the fruits of that labor today as Red Bull lift the winner's trophy. Evet, Ricardo kazandı, Hamilton 2, 3. biziz, Sebastian Vettel 4, Alonso 5, Bottas 7. sırada. O şekilde ilerlemiş. Video başında söylediğim gibi cuma günü yarışa katılmak isteyenler yoruma Steam adını ve adresini atmayı unutmasın. Şöyle bir şey var, 19 kişi olacağını söylemiştim zaten. Bu sayıyı doldurursak artık yapacak bir şey yok. Katılmak isteyenler için de başka bir zaman tekrar düzenleyebiliriz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.